Sulakyurt Yeşilyazı köyüne geldik. Burada çok uzun zamandır yağmur bekleniyormuş. Dedim ki Allah'ın izniyle size yağmur getirelim ve şu anda biz daha köye girerken yağmur başladı. Ama ve lakin bir tehlike, yemekler ıslanabilir. Hadi hızlıca. Esselamu aleyküm. Nasılsınız? Allah razı olsun. Ben de kendimi sahneye çıkmış gibi hissettim böylece. Maşallah tebarekallah, ıslanmadan hemen bunları çekiverelim. Arkadaşlar kim ne pişirdiyse başına gelsin hemen. Haydi kim ne pişirdi? Buradan başlayalım. Yağmur, yağ yağ yağmur, teknede hamur. Sen ne pişirdin aşkım? Dolma, sen de yaptın. Allah'ım ekber, bu ne? Bu da bamya. Bamyayı kim pişirdi? Görümcem yapmış. Görümcem yapmış. Görümcesin neredesin? Bak yağmaz diyordunuz, gördünüz mü? Ben bamya yemeği yaptım. Bamya yemeği buranın has. Evet. Meşhur şey. Meşhur ekmek. Tavuk mu şey. İçinde ne var? Yok, et var. Siyah et var. Siyah et var. Ellerine sağlık. Amanım, kömbeler ıslanmadan. Sarmayı sen yaptın, etli? Yok, etsiz. Zeytin. Sen zeytinyağı. Etsiz. Hiç yakıştıramadım yani. Etsiz diyor yani. Kusura bakmayın. Ben etsizi de severim, etliyi de severim. Güzel kadın. Evet, kömbeleri kim yaptı? Ben yaptım kömbeleri. Sen kaç yaşındasın? Ben 23 yaşındayım. 23 yaşında hem de iki çocuğu varmış. Doğru mu? Evet. Maşallah, tebarekallah. Kömbe buraya az bir şey mi? Çünkü her yerde farklı kömbeler kömbe görüyorum. Kömbe farklı görünüyor. Ben farklı yapıyorum. Kek malzemesini biraz katıyorum. Böyle yassılarak yapıyorum. Böyle kesiyorum bıçakla. Yuvarlak yapmıyorum. Özelliği bu. Evet, çok içinde bir şey var mı? İçinde yok, aynı kek malzemesi yapıyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunun içine kekik doğruyorum. Taze kekik veya o da çok, o da güzel, güzel oluyor olur. Kömbede. Evet. Bu nedir? Onu ben yapmadım. Çörek kim yaptı? Çörek. Adın evet, ne? Dilek Koca Aslan. Dilek Koca Aslan. Çöreğimizi nasıl yaptığımızı anlat. Normal hamurunu yoğuruyorum. Ha, normal. Normal. Zaten herkes biliyor. Ne demek normal? Mayalı mı? Mayalı. 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 Süt müt var mı içinde? Yok, sade. Su, maya, un. Peki, tuz. Arasında? Arasında bir şey koymadım. Ya, sen yani ben geliyorum diye mi bir şey koymadın arasında? Layık görmedin mi beni? Sevmeyen var, seven var. Ben anneannem yapardı, boş olurdu. Yani bunu kat kat açıyorlar, o yağlıyorlar, sonra üçünü bir üst üste koyup böyle açıyorlar. Tamam. Arkadaşlar yağmur yağmasaydı burada kesip tadına bakacaktım ama yağmur yağdı. Şimdi bunu tepsiyle götürüyorum eve, tamam mı? Tamam. Hamur olmadan. Bu nedir? O kim da yaptı? O da benim. Ve yine aynı hamurla mı yapıyor? Aynı hamurla. O da mı boş? O da boş. Sen de boş. Evet, devam ediyoruz buna. Onu ben yaptım. Onu ben. O nedir? O da normal bir poğaça. Sırada. Buraya mı has bir şey? Yok, hayır. Ha, yok. İkramlık dediğin. Evet. Sizin boş? İçin o da boş. Onu bir şey istiyorum. Herkes peynir yemiyor. Kimi peynir, kimi kıyma yemiyor. Evet, evet. Değil mi? Sen ne yaptın bana aşkım? Ben de çorba, helva yaptım. Helva yaptın. Hele bir çorba, Allah yarmalı. Evet. Buranın buğdayı meşhur. Evet. Arkadaşlar nohutu meşhur. Evet. İnşallah nasip olur. Yoğurdu bu. Bulgur, bulguru kaynatırken de Ağustos ayında Allah gelmeyin. Sıcacık bir kavanozda bundan istiyorum. Evim çok yakın buraya. Kırıkkale kaç kilometre buraya arkadaşlar? 70 kilometre, o kadar. Senin evini bilsem ben sana yollarım çorbayı. Sen kendin getir yavrucuğum. İnşallah. Ve un helvası. Evet. Evet, bunun özel bir yapımı var mı buraya has? Buraya has yani. Buranın özel helvası bu. Olması olmaz mı? Olması olmaz. Biri ölünce mi yapıyoruz? Ölü helvası da yaparız. Diri helvası yani da yaparız. Yani mevlitlerde de yaparız, kandillerde de yaparız, her şeyde yaparız. Evet. Şimdi benim için yaptılar ya, acaba... Senin hani... için yaptık bu sefer. Ölüm için mi? Hayır. Allah razı olsun. İçin. Ve Sulakyurt'un özel bir tatlısı varmış. Sulak Belediye evet. Başkanımız yollamış. Evet, Allah razı olsun tatlısı. Bir tepsi. Bu Sulakyurt'tan. Bir de Sulakyurt'ta bizi tandır bekliyormuş. Tandır kebap yapılmış bize özel. Allahu Ekber ama İnşallah. Şuna kadar sevindim biliyor kebap musun? Pişir. Kim yaptı onu? Bunu da ben yaptım. Sen yaptın. Evet. Biz buna çığırtma deriz. Biz buna tava çöreği deriz. Tava çöreği. Evet. Bir de gözleme deriz. Bak, sıcacık. Bak, bak, bak. Evet. Görüyor musunuz? Sıcak. Böyle bak, böyle. Şunun üstüne şemsiye koyalım, ne olur ıslanmasın. Yok, yağmur gitti inşallah. Bu kadarcık mıydı? Bu yağmur, hamuru mayalıyor. Güzelce pazlama şeklinde açıyoruz, onu da bıçağına kesiyoruz. Yağ da kızar diyoruz. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ramazan'da sahurda bizim yemeğimiz buydu. Bu? O da kompostumuz. Şeyden, fişneden yapılan. Daldan topun. Buranın fişnesi. Evet. Tamam. Buranın. Bu dolma, o dolma sarmayla aynı mı? Aynı. Aynı, ellerine sağlık. Bunu kim yaptı? Onda işte aynı.
Kim yaptı? Şöyle. Semih abla. Niye? Ha, Dilek. Dilek hocam. Ooo, çok yorulmuşsun. Canım benim, hakkını helal et. Helal olsun. Bu boş değil, değil mi? O da boş. Vallahi mi boş? Kız baklava boş olur mu? İnanmıyorum. Benimki cevizli. Bir dakika dur. Bir dakika. Şaka yapıyor ya. Şaka yapıyor. Boş baklava mı olurmuş? Yok yok, şuradan alın. Dur, şaka yaptı canım. Bak, ana yapmamış gözüm. Şaka. Yok yok, şaka değil, benimki cevizli. Boş. Boş değil, boş. Boş kız. Boş salgı ama. Aha boş. Tamam, göster. Hadi göster. Bak aa, açıyor. Aa, varmış. Var ya. Ben şey ama yapayım. Mikroskopla görünecek kadar var. Ne yapsın? Evde o kadar varmış, yok, deme yok. Aşkım. Dolu dolu. Sen şundan al dolu. Bir dakika. Buraya bir fare uğramış. E işte yediler zar, bilmiyorum. Kim yedi? Bilmiyorum, buradan yedi. Kim yedi benim baklavamı? Sen mi? Gel buraya. Bir tane al da yedi. Suçlu. Suçlu sensin ha. Evet, suçluyuz. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş, eline sağlık. Herhangi bir mide bulantısı, baş dönmesi falan yok değil mi? Hiçbir şey tamam, yok. O zaman yiyebilirim. Obay olarak arkadaşı kullandım. Sarı burma mı bu, net? Yok, ohlacına sardım. Şöyle yazdım, şöyle büktüm. Adı yok mu bunun? Kestim. İşte bu şey sarma işte. Kesme. Okla burması. Okla. Tamam. Tamam. Okla burmasından da götürüyoruz. Onu bahlava olarak şey ettim. Hani kestim. İçine ne koydun? Ceviz koydum. Ellerine sağlık. Hadi bir Allah kesene bereket sağ versin. Ol. Ellerin sağ dert ol. Görmesin. Sağ tuttuğun ol. Altın olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hadi bir de tadına bak. Beğeneceğim bakayım. Kuyur kuyur. Benim tatlım güzel olur, bilmiyorum. Gel bir öpeyim. Gel. Kızı bir ısma. Söz veriyorum. Ulan koronavirüs nereden çıktı? Evet, ulan koronavirüs. Sarılmamızı engelsin, evet. Öpüşmemizi engelsin. Abi, doğru söylüyor. Değil mi? İnsan Anadolu insanı şöyle bak, kucaklamayınca. Şunları da ben seni seviyordum. İyi tekli geldin. Yürüdüm. Allah razı olsun. Beğendim Allah mi? Nasip eder. Kıyır kıyır gerçekten mükemmel. Evet. Onu da bir tepsisini alıyoruz. Sen götür. Tepsiler benim. Boş ver. Gitsin. Tepsiyi ben... Sonum ne olacak arkadaşlar? Sonum ne olacak? Canım Ezgi yemek programı yapmıştı. Ezgi ciddi şehirlerde dolana dolana kilo aldı bencileyin. Bu programı yapıp da zayıf kalan bir insan ben daha görmedim. Siz gördünüz mü yemek programı yapıp Anadolu'yu dolaşan? İyiler hepimiz... hep sağlar. Ya bir kanal yok tamam işte. Yani bir tek sen misin şişko demek istedin? Yok. Herkes sen... zayıf. Yok, hayır. Ben sana şişko demedim. Şişko demedim canım sana. Demedim. Sen dediğin gibi. Şimdi aramızda bir hanımefendi var. Aslında geçmişte köyün neşesiymiş. Acı bir olay yaşamış. Eşini kaybetmiş. Saygı duyuyorum. Mekanı cennet olsun. Çok güzel maniyeler okurmuş. Şiirler okurmuş. Şimdi bana kimse bir şey okutturamaz diyor. Ama o zaman içinden de geçen bir şey duygusal bir şiir okuyabilirsin. Kurban olduğum. Bak yazık değil mi? Biz senin için gelmişiz ta nereden buraya. Allah razı olsun ama. Peki o zaman nereden öğrendin? İçinden mi geliyordu eskiden söylediklerin? Evet, önceden babam da söylerdi öyle. Ha, babandan öğrendin. He. Zaten şimdi bildiğim 5. sınıfta şiirim var. Onu biliyorum. Başka aklımda şu an hiçbir şey hepsi yok. Gitti. Hepsi gitti. İnan, demek ki çocukluk yok. Çok önemli. Çocuklukta 5. sınıfta ne öğrenmiştin? O zaman türkü de söylüyorduk, şiir de söylüyorduk. Öyle takım giyerdik, milli oyun oynardık. Hep elbiseler giyerdik 23 Nisan'da. Hep öyle oyun ne oynardık? Canım benim. Mekanı cennet olsun amin, eşinin. Amin. Allah razı olsun. Okumuşla beraber olalım o zaman olur mu? Sağ ol Allah peki. Razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah hiç kimseye de acı yaşatmasın. Amin, sıralı amin, ölüm versin amin, herkese. Amin. Çünkü bazen hani hiç umulmadık kişiler. Öyle mi? Bir güzel kız var. Onun yerine ben söyleyeyim diyor. Hiç bu fırsatı kaçırmam. Hiç bu fırsatı kaçırmam. Ne? Aşkım biliyor musun? Lütfen. Yani buraya has bir şeyler istiyorum. Hadi. Öyle pek bir şey bildiğim yok ama babaannemden, eşimin babaannesinden heh, falan duyduklarım var. Tamam, tamam. Hadi bismillah. Çay benim, çeşme benim, derdim eşme benim. Oğlan ben seninle eğlendim, sevdiğim başka benim. Bak sen! O kendine ait sözler değil, yanlış anlamayın. Evet, tabii ki. Evet, bir tane daha istiyorum. Altını eridirim, sözümü yürüdürüm. Sizin gibi kötüleri zincirde çürüdürüm. Niye bana bakarak söyledin? Estağfurullah, öyle şey mi olur?
Yok yok. Var mı bir tane daha? Hadi. Oğlan adın Hüseyin, gel dermanın kasayım, anan çeksin kahrını, ben bağrıma basayım. Vay! Bu gelinlerin bir şiiri olsa gerek değil mi? Ve eşimin adı da Hüseyin. Abo! Kaynanan burada mı? Hayır yok. Ha. Ama duyacak illa. Ama duyacak illa. Ama sen yazmadın ya canım bunu. Tabii canım. Hayret bir şey. Bak çok şükür hiç olmazsa babaannelerden öğrenen bir genç kızımız olmuş. Evlisin. Evliyim. Çoluk çocuk. Eşimin babaannesinden öğrendim. Bir kızım var. Hay maşallah tebarekallah. Buradaki kızların hepsi güzel ve herkes de erkenden evleniyor galiba. Bir erkenden evlenen daha bebeğiyle geldi. Evet, hay maşallah tebarekallah. Nazar değmesin onu göstermeyelim annesi. Merhaba. Merhaba nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sen kaç yaşındasın? 21. Ay canım benim. Allah bağışlasın. İki cihanda yüzünün akı olsun. İnşallah. Ay, geldik. Yani nazar değmesin evet. Diye göstermeyelim. Tamam. Olur mu? Çocuk büyüdüğü vakit bu videoyu seyredecek. Sen buradaydın ama battaniye altındaydın dersin artık. Hoş geldiniz. Göster mi diyorsun? Göster. Hatıra varmış onu da eminim. Onun için dedim. Peki siz bilirsiniz. Ben karışmam. Anam. Kızım mı o benim? Kurban olurum seni yaradana. Kurban olurum. Ay maşallah fındık burunlu seni. Allah'ım ya Hafız ismiyle, Hıfza ile bu bebeği koru. İnşallah ya Rabbim ilerle karşılaştırsın. Üşütmeyin. Siz anneanne mi babaanne mi? Babaanne. Babaanne. Evet. İlk torun mu? İlk torunum. Nasıl oğlandan. Bak bir dakika öyle ağzı kulaklarına varıyor. Nasıl bir şey babaanne olmak? Valla çok duygusal, iyi yani. Kendi çocuğunda hani olduğu evet. Zaman duygularını bir hatırla. Torun mu daha böyle zevkli? Torun. Allah Allah. Acaba neden? Sorumluluk direkt bize ait olmadığı ay, için mi? Vallahi bilmiyorum. Bu fazladan gelen bir para gibi sanki değil mi insanlara? Daha farklı. Daha farklı. Peki arkadaşlar burada tabii nasip olur mu çekmek bilmiyorum ama köçek varmış. Düğünlere köçek gelinmiş. Arkadaşın düğününde bir köçek oynama hikayesi olmuş. İşi abartıp birbirlerine öyle vurmuşlar ki mosmor herkesin her tarafı borarmış düğün sonucunda. Onun görüntüleri varsa en azından bulup ek yapabiliriz belki programa sizin için. Lütfen İsmet Beyciğim. Özellikle ziraat mühendislerinin arazide olması çok çok önemli. Burası da tarım anlamında gerçekten Kırıkkale'nin yüz akı olan bir yer. Allah razı olsun İsmet kardeş ziraat yüksek mühendisi ve asla masasında oturan bir adam değil. Teşekkür ederim. Şekil ağdan da görünüyor. Kıpkırmızı olmuş doğru. Kafan hakkını helal. Hoş geldiniz diliyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim Allah razı olsun. Sulak Yurt Yeşilyazı köyündeyiz şu anda. Bu köy benim köyüm, kendi köyüm değil ama kendi köyüm kadar benim için kıymetli bir köy. Burası Kızılırmak bölgesine yakın. Kırıkkale'mizin de 70 kilometre mesafede. Ve Türkiye'de diyelim yani Kırıkkale'de demeyelim. Türkiye'de sebzecilik ve meyvecilik konusunda, tarla bitkileri konusunda önem arz eden bir yer. Özellikle buranın kendine az şu anda mevsimi değil ama inşallah bir sonraki çekimlerimizde yaparız. Kavunumuz, karpuzumuz buranın çok meşhur. Bu dilim dilim kavunlar var ya arkadaşlar. 10 dilim. Ankara mühürlüsü dediğimiz. Ne adı? Ankara mühürlüsü 10 dilim. Buranın bir de böyle bir özelliği var. Burada yetişen kavun Kırıkkale'nin başka bir arazisinde aynı lezzet ve aynı tadı aromayı vermiyor. Kırk ağaç kavunu gibi yani. Aynen. Yani bu, o yöreye ait. Aynen bu yöreye has. Daha sonra buğdaylarda pırıl pırıl sunu, mı oluyor? Evet aynen o şekilde. Buğdayın rekoltesi, yükseklik, verimi, kalitesi çok yüksek çıkıyor. Nohutlarda ona keza hem yerinden hem serin olmasından hem havadar olmasından dolayı üretilen mahsuller burada. Herhangi ekstrem bir durum olmadığı sürece kaliteli, rekoltesi yüksek ve bol verim içeriyor. Dolayısıyla bulguru da çok güzel. Bulguru, nohudumuz, yani bütün yetişen ürünlerin tamamı diyebilirim. Mesela buğdaylarımız, rekoltelerimiz, yani bulgurun kaliteli olabilmesi için, ürün kaliteli olabilmesi için öncelikle bunu elde ettiğimiz buğdayın çok kaliteli olması lazım. Bu kaliteyi de burada yakalıyoruz elhamdülillah. Maşallah. Ve bu dediğim gibi bu arazinin, bu bölgenin aroma ve tat konusunda üstün seviyede bitkiye lezzet veren yerleri var. Yani. Ama şunu anlıyorum ki mesela siz ta Kırıkkale'den buraya geliyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla buranın çiftçisi yeniliklere açık. Elbette. Ve hani üretimdeki yenilikleri sizden öğrenmeye, hiçbir uygulamaya. Şeyden, ha, o çok önemli. Yani, muhtarımız nerede? Muhtar nereye gitti? Gel muhtar ya. Ha, lütfen seni de konuşturacağım. Yani evet. Bu konuda bu bölgenin zaten yani bu köyün söyleyeyim. Bu köyün %80 çiftçisiyle çalışıyoruz. Arazilerini kontrol ediyoruz. Maşallah. Yani bir kere gübre verdim, ilaç verdim hayır, yok. Hayır. Yani o yani en az yılda hiç uğramadığımız zaman ekim ve dikim zamanından bahsetmiyorum. En az 2 veya 3 sefer bu arazide kendim
yanındaki mühendis arkadaşlarım mutlaka arazi kontrollerini yapıyoruz. Buradaki çiftçilerin de üretimi, yani üretimden ana maddelerinden kazancı bol sağlamak için kullandığımız materyallerin hiçbirinden kaçmıyorlar. Ne ekipman konusunda, ne ilaç konusunda, ne bitki besleme konusunda. Bütün çünkü bir verirse karşılığında ne alacağını biliyor. Öneri ve tavsiyelerimize uyuyorlar. Bu da elbette ki rekolterim ve verimin artışında bütün bitki konusunda bize artı ekstra. Allah razı olsun. Aa. Böyle hani işini seven ziraat mühendisleri, masasında oturmayan. Zaten toprak sevilmese yapılmaz. Değil mi? Nasıl yani doktor bu işi bilmeden, sevmeden yapamaz? Siz de aynı bitki doktorusunuz. Aynen. Zaten sizin lakabınız da o, değil mi? Evet. Bitki doktoru. Peki bize istiyoruz ki sayın muhtarım tarlalarına götür. Sayın yüksek ziraat mühendisimizin İsmet Bey'in anlattığı gibi bir yerinde de görmek istiyoruz. Bir de o 10 dilim kavunlar ne zaman çıkıyor? 6. ayda falan çıkar. Haziran'da. Haziran'ın sonunda çıkar. O zaman çok yakın zamanda yemeğe geleceğim inşallah. İnşallah bekleriz. İnşallah. Nohutlar şimdi yağmuru beklediği için Şu anda nohudun gelişme, vejetasyon dönemlerinde dallanma ve çiçeklenme başlangıcı bazı yerlerde. Nohutlarımız da burada kuvvetli muhtemel Temmuz 15 gibi veya Temmuz'un son haftalarında hava şartlarıyla tamamıyla alakalı hasadını düşünüyoruz. Arpalarımız 6. ayın Haziran sonu itibariyle hasada başlayacağız. Buğdaylarımız da arpaları takiben Temmuz 15 gibi buğdaylarımızın da hasadına başlayacağız. En erken burada hasat, muhtarımızın da söylediği Haziran. Gibi kavun. Kavun. Kavunu takip eden arpa, arpayı takip eden buğday. Ve nohut. Tabii domates, biberi vesaire saymıyorum. Onlar zaten kendi ihtiyacınız yani kadar öyle. Yani profesyonel bir üretim olmadığı için. Yani herkes kendi kapısında hani biz. Kendi bahçemde ihtiyacım yani kadar. Yani ihtiyaçlarını karşılayacak kadar. Bizim için üretimde yani yüksek tonajlı ürünlerden bahsediyoruz. Hani üretimi götüren, insanlara kazanç sağlayan üretimlerimiz 6. ayla 8. ay itibariyle burada hasat sona eriyor. Maşallah. Hasat sona erdikten sonra da tekrar o yılın ekimine hazırlanmak için. Toprağı hazırlıyorsunuz. Hazırlığı, sürüm hazırlığı, ekim hazırlığı, çiftçilerimiz bunların hazırlıklarına başlıyor. Şimdi anladığım şu, buranın halkı önce ekiyor ta işte Eylül ayından itibaren mi, Ağustos sonu mu? Ne yapıyoruz? Toprağın hazırlanması. Ekim ayı itibariyle başlar. Toprağın hazırlanması. Toprağın hazırlanması da 8. ay, 9. ay gibi başlar. Tabii asla böylesine bir mühendis sizinle ilgilendiğine göre anız yakılmadığından %100 eminim burada. Evet. Değil mi? Değil mi muhtarım? Yakılmıyor efendim. Ha. Yakılmıyor. Çünkü o çok büyük bir katliam biliyorsun. Evet, Allah korusun. Yakmıyoruz. Hasat yapıyoruz. Hasattan sonra 2-3 sefer gazaya çekiyoruz. O zaman da zaten kırılıyor. Kırılıyor. Bir alt üst yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. O zaman beklemeyelim, gidelim. İnşallah yağmur bastırmazsa buranın ta 1400 kaç yılında yapılmış? 1400'lü yıllarda yapılmış muhteşem bir camisi varmış. Evet. Bir yatır da var, türbe var. Orayı da ziyaret etmek isterim. Şimdi onlar istiyor ki yağmur yağsın. Ben istiyorum ki çekim için şimdilik ben gidene kadar yağmasın. Bakalım Allah hangimizin duasını kabul edecek. Buyurun. Şeyh Carullah'ın türbesi Yeşilyazı Camii'nin içindeyiz. 1450 yılında yapılmış bir cami. Caminin din görevlisi kardeşim Enes bize bilgi verecek. Selamun aleyküm kardeşim. Selam. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Böylesine tarihi bir yerde çalışmak nasıl bir duygu önce? Şeref duyuyoruz. Maneviyatını kesinlikle hissediyoruz. Değil mi? Ben de tuhaf oldum. Evet. Mis gibi bir koku var burada. Yaklaşık 5 yıldır buradayız. Daha önceki arkadaşlarımız da tabii maneviyatını anlatıyorlar. Biz de kesinlikle bu maneviyatı tatıyoruz. Bunun bu bayrağın burada olması bu topraklarımızda bereketlenmesinin sebebi diye düşünüyoruz. Çünkü çok verimli topraklarımız. Allahu burada. Ekber. Kimdir? Mübarek Şeyh Carullah Hazretleri İbni Şeyh Şami Sulakgürt ilçemizde babası meftun yatmaktadır. Hem gidelim hem konuşalım arzu edersen. Mübarek buraya İslamiyet yaymak için Osmanlı zamanında buraya geliyorlar. Önce camiyi bina ediyorlar. Sonrasında İslamiyet'i yaymak için burada yerleşim yerleri inşa ettikten sonra tabu vefat ediyor. Burada da zaten camimizin üstüne hemen kitabesi var. Kitabesi var. Onda Kallallahu Teala İnnema ya'bur mescidallah. Orada açıklamasıyla yazıyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler imar eder. Her kim Allah için dünyada bir mescit yaparsa Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk yapar diyoruz. Hadis-i şerifte bu mübarek mescidi Saliklerin Mürşidi Şeyh Carullah bin Şeyh Cami Hicri 938 senesinde. Allah'ım niyet edelim şu anda bizi seyreden. Hepimize yeryüzünde birer mescit yapmayı nasip eylesin. Amin inşallah.
Peki hani biliyorsunuz bu mübareklerin mutlaka ikramları olmuştur. Kerametleri olmuştur. Var mı anlatabileceğiniz, bildiğiniz bir şey? Köylüler anlatıyor. Burada tabii ilk başta bu mübarek burayı inşa etmeden önce köyümüzün ilerisinde, sunak girişinde asasını vuruyor. Asasını vurduktan sonra su çıkıyor. Allahu Ekber. O su hatta şu anda bizim camimizin bahçesinde. Bahçesinde. Akmaktadır hala. Önce suyu getiriyor, sonra binayı. Mescidi inşa etmiyor. Çünkü abdestle imar edilmesi tabii de lazım caminin. En büyük kerametlerin bir tanesi olduğu söylüyor. Carullah hangisi? Mübarek Şeyh Carullah Hazretleri bu. Hı hı. İki çocuğu, iki de yine çocuğu, iki kızı, iki oğlu diyorlar. Eşi, süpürgecisi diyorlar, yani hizmetçisi. Hizmet, temizleyen bu buraları. Mübarek hizmetçisi vefat etmeden önce hocasıyla konuşuyor. Hocam diyor, bana da uygun bir yer verir misiniz? Ben nereye gömüleceğim öldükten sonra? Bu sana dedi diyor, kapının kenarında bir yer veririz. Kapının girişindeydi, sağdaydı bu. Sonra buraya mı taşıdınız? Yıllarca orada durmuş. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından orayı türbe sanıp ziyaret edilip buralara gelmek için buraya alındı. Buraya alınmış. Evet. O zamana kadar kapının kenarında yatmış. Yatmış. Allahu Ekber. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından buraya alınmış. Alınmıyor. Ruhu şad olsun. Ne güzel. Çünkü mescidimi temiz tutun ayeti var. Biz duamızı yapıyoruz ve çıkıyoruz. Yolunuz buralara düşerse mutlaka Şeyh Carullah Hazretleri'nin türbesini Yeni Yazı Camii'nin içinden geçiliyor, ziyaret edin diyoruz. Geldik şimdi tarlamıza. Buranın kavunu meşhur ya. Altınbaş kavunuyla 10 dilim karışık ekilmiş. Burada havalar çok soğuk gitmiş ama inşallah İsmet Bey organik gübrelerle çok kısa sürede kaybedilen zamanı toplayacak. Az önce orada bize datlıları yapanlar, evet, şimdi tarladalar. Evet, şimdi maşallah. Yapıyorum. Zaten bizim için evde beklemişler. Evet. Allah razı olsun. Ne demek, çapa yapmanın efendim püf noktalarını rica ediyoruz. Püflerini, bulgucuklarını, çatalıkını keserlice, ottan çıkınca yani çok güzel bir verim veriyor. Dibini doldurursam. Kenardaki bir böyle yavaşça yapar mısın? Şunu şöyle dibini dolduracağım. Böyle. Toprağın içinde kalacak. Evet, hava almayacak. Ondan sonra da bu çiçeğe oturacak. Ondan sonra ilacını ne yapacak? Gübresini vereceksin, evet, beslemesini yapacaksın. Allah'ın izniyle. Böyle dolduracaksın. Dibini doldurmazsan bu yaraklardan hava aldığı için olmuyor. Evet. Tamam. Aslında her zaman her çiftçinin başka bir çiftçiden öğreneceği bir şey var, biliyor musun? Evet. Amanın güzel kızlar, evde hanımefendiler, aşçılar. Tarlada çiftçiler, değil mi? Maşallah. Komşun, selamun aleyküm. Hoş bulduk. Adın ne tatlım? Binnaz. Binnaz. Ah rahmetli, hep aklıma, senin de aklına gelen geliyor. Mekanı cennet olsun. Hep beraber birbirinize imece usulü mü yapıyorsunuz imece, yoksa hani parayla mı? İmece. Onlar bize gelir, biz onlara gideriz. Yardımlaşarak yapıyoruz imece. Çok, dışarıdan bir işçi getirmeye yok, gerek kalmıyor. Yok, getirmiyoruz. Çok güzel. Bundan sonraki işlemimiz gübreler. Bundan sonra işte gübre atılacak. Çiçek olduğu zaman ilacı atılacak, kurt ilacı olmasın diye. O zaman da kurt ilacı atılıyor, ondan sonra kavunlar yemeye hazır oluyor. Ne kadar ay sonra? Yani bunlar bir aya kalmaz. Bir aya kalmaz bir hemen? Bir aya kalmadan, bir aya kalmadan çiçek olur. Ondan sonra ilaç atılacak. Peki Allah'ım, bir aya kalmadan değil, 15 güne inşallah onlar bolca i̇nşallah çiçek açacaklar. Merhaba. Hani o güzel iki evladı olan hatun tarlaya gelince de böyle. İşte güzel kız. Maşallah tebarekallah, la kuvvete illa billah. Çapa yaparken ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Ve efendim şarkımı söylüyorsun, türkümü söylüyorsun. Şarkı da söyleriz vallahi. Her şeyi yaparız. Bunu emek veriyoruz. Emeğimizi karşılığını almak için böyle bakmak gerekiyor. Çocuk gibi. Yani emek vermek gerekiyor. Aynı çocuk gibi diyorsun. Evet. Allah'ım çocuklarınızı sağlıklı dünyaya getirmek nasip olsun. Amin. Şimdi buradaki hanımlar birazcık başka yerlere göre azıcık daha utangaçlar. Kocalardan mı çekiniyoruz? Ya niye bir türkümüz mürkümüz yok bizim böyle söylerken? O söylüyor mu? Yaşasın. Orada çok güzel. Söylüyor musun? Söyler misin? Evet, yok fazla aşağıma. Peki. Merve geliyor, Merve. Merve geliyorum. Kaçış yok Merve. Ha, maniyi söyle yani. Ana tanıyamadım. altına çekince tubanı, aslında bu daha rahat değil mi? Evet çok rahat. Değil, püfül püfül. Evet. Hadi hem çapa yap hem normalde kendi başınaymışsın gibi. Tamam. Arada çapları da var. Otları da topluyorsun. Hı-hı.
kökünden alıyoruz. Buralarda bir şey ekilecek mi? Bunlar motorla sürülüyor. Boşlukları almıyoruz. Ha, kasti olarak. Dinliyorum. Düşünüyor şu anda sanatçı kaprisi. Yok ya. Meleti yok arkasında benim. Ne? Yok. Peki söylemeyecek. Allah bereket versin. Burada Allah şu anda tarlaya girer girmez müthiş bir iğde kokusu sarılmış etrafı. Evet. Mis gibi onu içime çektim. İğde de bir hafta 10 gün ancak kokuyor. Biliyorsunuz çok şifalı iğde. Aslında çok fazla gençlerin, şehirdeki gençlerin, çocukların bilmediği bir meyve. Lütfen bolca iğde alınız, onu kurutunuz. Kış boyunca hem çayını yapabilirsiniz hem kendisini yiyebilirsiniz. Kalp sağlığı için de çok iyiymiş. Şeker hastalığı için de çok iyiymiş. İyi de ya. Yerine kendisi. Ha? Kendisi kendisi. Benim ay, aferin benim oğluma. Bostan tarlası da vardı. Bostan tarlası da varmış. Aferin. Sen böyle televizyona çıktığın için mi çalışıyorsun? Normalde de çalışıyorsun mu? Normalde çalışıyorum. Aferin sana. Davar gidiyor. Aa, bana köyde bir çocuğun yaşamını anlatır mısın? Ne yapar köyde yaşayan bir çocuk? Sabah kalkar. Her çocuğun şeyine göre değişir yani. Senden bahsedelim. Ben sabah kalkarım, yemeğimi yerim, davarı çıkartırım. Gelirim. Kaç yaşındasın? 13. Kaç davar var? 15 tane falan var işte. Senden mi soruluyor? Hı-hı. 15 davarı güdüyorsun. Hı-hı. Korkmuyor musun kurt murt gelir diye? Yok, ne korkuyorsun? Geliyorum ondan sonra çıkartıyorum. Kaç saat gezdiriyorsun onları? 7'de çıkartırım, 11 gibi getiririm. Ondan sonra gezerim, oynarım. Ondan sonra saat 3 gibi çıkartırım. Tekrar? 7.30'da getiririm. Akşam. Hı. Peki bir psikolog bununla ilgili konuşma yapmış biliyor musun tatlım? İşte mesela şehirde yaşayan çocuk aslında hiç de bir şey bilmeden büyüyor. Evet belki matematik, okullarda filan daha avantajlıymış gibi görünebilir. Bilgisayarda oyunlar oynayabilirim ama bunlar pasif şeyler. Yani Allah korusun bir gün annesi babası ölse o çocuk kendi başına hiçbir şey yapamaz durumda oluyor. Diyor ki o adam çocuklar diyor 7-8 yaşındayken bir sürü koyunu güdüyor. Dolayısıyla insanın kendine güveni geliyor. Mesela o kadar koyunu senin yönlendirmen sende nasıl bir duygu oluşturuyor? Ben... Kendini güçlü mü hissediyorsun? Yok. Yok. Evet de sen kendim gidiyorum işte geliyorum çok da yani fazla davarımız da var da yani onlar küçük kuzular var. Kuzular. Onlar da bazen gidiyorum. Yani arkanda o kadar hayvan var. Bu nasıl bir duygu ya düşünsene senden çok daha büyük kilo olarak evet. Mesela. O kilo olarak senden büyük üstüne üstlük sinirlendiği zaman tost da vurabilir sana. Bana vuramaz. Niye? Vuramaz. Sıkıysa vursun diyorsun. İşte bak bu kadar güçlü kendine güveni var sana bu. İnanılmayacak şekilde güven veriyor farkında değilsin ama. Yani sen şu anda bir yöneticisin. Farkında mısın? Benim için çok sıradan şeyler. Mesela ben yapamam. Ben beceremem bunu. Niye ki? Çok kolay. Senin için çok kolay. Sen öğrenmişsin. Senin annen baban sana bunu öğretmiş. Evet. Bana öğretmedi. Ben bilmiyorum. Çok şanslısın. Sen hayatta aç kalmazsın. Allah'ın izniyle. Maşallah. Yakışıklı oğlum. Hadi bakalım artık tandır pişirilmiş bizim için. Bir de sulak yurta gidelim. Tandırın görüntüsünü çekelim. Ama sevgili Adem kardeşimden ve Yunus kardeşimden rica ediyorum. Şöyle bir havadan eğer rüzgar müsaitse burayı bir göstersin size. Sulak Yurt'un belediye başkanı bizim için özel Sulak Yurt'ta has çok güzel yemekler pişirmiş, tava yaptırtmış, haside yaptırtmış. Babam burada olmayı eminim çok isterdi ama başkanım esselamu aleyküm. Nasılsınız efendim? Saygılar hoş sunuyorum. Geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Yani inanın o hani saç tava var diye veya işte tandır vesaire var diye gelmedik. Estağfurullah biliyorum. Ne için geldik?
Efendim tabii ki sağ olun. Hem bir espri yapayım diyecektim ama bu sefer ayıp olur dedim. Çok güzel. Bulgurunuz çok meşhur. Buğdayınız evet, çok efendim. Meşhur. Ve sizi duyduk. Metinizi duyduk. Gencecik ikinci dönem başkanı. İkinci dönem evet. İkinci dönem belediye başkanlığımız. Demek ki halk memnun ki. Sağ olsunlar. Allah evet. %80 halk memnuniyetimiz var her zaman. Teşekkür ederim efendim. Yukarıdaki kokuları aşağı kadar geliyor. Buyurun efendim. Fena buyurun. Orada da hazırlık, burada da hazırlık. Evet. Neler var? Yerli tarhanamız var. Açayım şöyle. Evet. Bu şekilde. Kendi unumuz. Unla. Burada evet üretilen tarhanamız. Unla karıştırıp unla süzme yoğurdumuz yoğrulup bunu kurutup sonra üfeleyir şekilde. Sonra bu toz haline geldikten sonra. Ama mercimek falan da evet mercimek de atıyoruz yerli. Pişirirken atıyoruz ha, onları. Tamam. Burada ne var? Bu da yine kendi. Burada keşkeğimizin yarması var. Yarmamızı da haşlıyoruz. Sonra daha sonra kemikli et pişirip onunla onu karıştırıp yeniyor üstüne konup. Servis yapıyoruz. Servis yapıyoruz. Biz bunu göreceğiz değil mi evet, inşallah? Evet. Tamam. Aynen. Çünkü önce takmayınca nereden bileceğiz değil mi başkanım? Aynen öyle. Tabii evet. ki. Peki bu tarafta neler var? Hasidemiz var. Evet. Bu hasidemiz. Bu haside pekmezle yapılan bir yiyeceğimiz, pekmezle ve unla ve karıştırarak tereyağı, yapılıyor. Ve tereyağıyla, evet. Hatta kimileri kaymakla şimdi, da pişiriyor bunu. Evet, şimdi gençler özellikle işte bu tür şeylere çok önem veriyor. Ama hazırlara önem veriyor. Bu hazır jöleler falan var. Onları alıp işte yapmalara. Bu şifa deposu. Şimdi evet, şimdi mesela benim çocuklar bunun tadına doyamıyor. Ay maşallah. Marketten alınanı yemiyor. İlle öyle yapsın. Olacak. Ellerinize evet. sağlık. Bakacağız tadına. Sizin için özel yaptık. Daha önce işte sulakkırt tatlımız var. Sulakkırt ballımız var. Sulakkırt ballısı. Evet. Bunun ismi aslında sulakkırt ballısıdır. Bu, ballı mı yapılıyor? Evet. Allah Allah. Bunun içindeki evet yediğini yani yemedik, biraz sonra tadacaksınız. Yemedik. Videosunu çektik. Biraz sonra bunu tattığınızda evet bunu biraz sonra tattığınızda bunu göreceksiniz. Bunun içerisinde hiç şeker yok. Tamamen bal. Bu katmer yapılarak üzerine tamamen hazırlanmış olan işte içerisinde tereyağı, bal, kaymak ondan sonra irmik bu iç hazırlanıp yufkanın üzerine serilerek 20 kat yapılıyor ve bu fırına veriliyor. Fırından çıktığında da sadece bir bardak suyun içerisine bal. Biraz balla şerbet yapılıyor ve siz bunun üzerine dökülüyor. Siz baya tarifi evet, ezberlemişsiniz. Bu şimdi bunun içerisinde hiç şeker yok. Sıfır şeker. Hakiki bal. Tamamen evet bal. Tamamen bal. İkbal. Benim adım İkbal. Bugün sulakkırt ballısını yiyecek evet, inşallah. Evet sulakkırt ballısı efendim bu da. Peki. Bu da böyle. Bir de tandırda hanımlar evet, varmış. Evet hanımefendiler onlar tandırda yaptı? Var. Siz de bekliyorlar zaten. Hocam sadece şimdi çok özür dilerim. Tandırdaki arkadaşlara saygılar sunuyorum. Ama şurada şu tava sıcacık dururken onu soğutmak günah olur diye aynen düşünüyorum. Aynen öyle. Biz de öyle düşünüyoruz birer efendim. Birer lokma ondan alalım da ondan katmeri sonra. Katmeri yaptılar size efendim hanımefendiler. Orada zaten tandırda çekeriz. Bekliyorlar. Bu da sulakkırt katmeri. Hanımefendiler şu anda hazırlıyorlar ve siz geleceksiniz diye dün bir tane kuzumuzdan güzel bir sulakkırt tandır hazırladık. Afiyet bal şeker olsun. Peki siz belediye ile ilgili bir sürü sıkıntıları çözmüşsünüz maşallah. Benim çok, çok büyük şükür. Bir sıkıntım var. Buyurun bunu efendim. Çözebilir misiniz? Elimizden gelen bir şeyse tabii ki. Gittiğim her yerde böyle güzel şeyler pişerse ben nasıl zayıflayacağım başkanım? Zor. Vallahi zor. Göz görmeyince gönül. Benim nereden aklıma gelecek şöyle bir şeyler hazırlamak değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kusura şurada bakmayın. Çekimi kapatalım. Meşgulüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ay esselamu aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Ay ne kadar güzel bir manzara bu. Evet. Kim ev sahibi? Benim. Allah. Hani bunun ilk sahibi? Allah. Adın ne hayatım? Fatma Elibol. Fatma Elibol. Evet. Gerçekten de elin bol mu? Evet. Allah soyadım razı olsun. Soyadım da bol.
Elimde boldur, yüreğimde boldur. Maşallah. Zaten kimin malını kime vermiyoruz ki? Rabbimin malı, bizim değil. Biz burada emanetçiyiz. Allah razı olsun. Sırf bu tandır için ekmek yapmak için böyle bir oda yaptınız. Evet. Çok akıllıca, çok güzel. Bu mahallenin tandırı aynı zamanda. Ha, herkes gelip yapıyor. Herkes. Evet. Yani bütün komşular. Burada Fatma Hanım'ın, burası Ali Baba'nın çiftliği. Herkes toplanıp böyle bugün de siz geleceksiniz diye işte ikram ettiğimiz katmerler, diğerleri her şey şey. Siz geleceksiniz diye böyle bir tandır oluşturdular ama siz gelmeseniz de burası herkese açık. Allah bilir. Evet. Sayın Eribol'un elindeki bir on oluyordur. Allah onun bereketini veriyordur. Amin. Maşallah. Maşallah. Yağlamayı, bunun adı ne? Katmer. 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 Evet. Her yerde değişir yalnız. Ha. Bazı yerlerde iç yağlı, bizim burada iç yağlı diye geçer. Bazı yerlerde gözleme, bazı yerlerde katmer o şekilde geçer yani. İç yağ deyince iç yağ mı koyuyorlar içine acaba dedim. Hani içi yağlı demek istemedim. İçi yağlı yani. Zeytinyağı katarız içine. Ama buranın bu... Ki bu kaymaklı kısmını kaymaklı kısmı içerisine kaymağını falını var. Hayır. Yok ayrı. İç hazırlıyorum. İç. İç o cevizle hazırladığınız ya da fındıkla neyle yapıyorsanız. Daha sonra. En son. O cevizi falan daha sonra içine katıyorlar ama ilk önce balından şey katıyoruz. Krema hazırlıyoruz. Yumurta, süt, tereyağı, bal, kaymak. Bunların hepsini sütte koyuyorlar içine ve bunun içi olarak hazırlıyorlar. Hmm. O zaten içi hazırlaması hanımefendilerin en çok sıkıntı çektikleri o. En az 1,5-2 saat tahta kaşıkla onu çırpıyorlar. Evet, onu çırpıyorlar. Ama en zor kısmı... çırptıkça stres atılıyor ama yani değil mi? Yani o da olacak. Bir de bu teyzemle konuşmak istiyorum. Şimdi benim belim ağrıdığı için her zaman arkamı duvara vermeye çalışıyorum. Camiye gittiğim zaman da öyle. Teyze de akıllı. Bencileyin arkaya vermiş. Değil mi sırtın? Evet. Belin mi ağrıyor senin de? Evet. Kıyamam canı. Senin dişlerin nerede? Dişlerim de damaklarım tutmuyor. Damakta erime oldu demek erime ki. Erime oldu. Zor mu böyle yaşamak? Zor ya, ne yapacağız? İdare ediyor. Sen kaç yaşındasın? 61. 61. Doğru söyle. Doğru. Beni kandırıyorsun. 55'sin de 65 diyorsun sanki. He? 65, yok, 61 mi? Kandırmıyorsun. Ha. Çoluk çocuk? 5 oğlum var. Kız? Kızım yok. Millet oğlan arar ya, oğlan olana kadar doğurur. Bu da kız olana kadar doğurmuş ama olmamış. Eğlettik ya. Ama 5 tane kız vermiştir Allah. Ama gelin verdi. 10 tane gelinim, kızım var, torunum var. Oo. Sen onu sorarsan 20 tane. Torun. Peki hangisi daha güzel? Çocuğu olması mı, torun olması mı? Hepsi de. 5 parmağımın 5'i de bir evlatlarımın, gelinlerimin. Olur mu? 5 parmağın 5'i bir değil ki. Yok, bir. Bu da gelinim. Hayatım, uzunu var, kısası var, incesi of, var, baş parmağı var. Ama kalpte bir. Kalpte bir. Öyle demiş ya, hangi çocuğunu daha çok seviyorsun? 5 parmağın 5'i bir. Kesince hepsinin acısı bir. Acısı bir. Allah korusun. Hep amin. Çocuklarının mutluluğunu yaşasın. Amin. Severek mi yapıyorsun bunu? Tabii severek yapıyor. Oh. Meğer teyzem niçin böyle konuşuyormuş? Gelini yandaymış. Elinde oklavayla bekliyor bana kötü bir şey söylerse diye. Ocaktaki ateşe bakın. Hadi bakalım biz artık Sulak Kük Barajı'na doğru yola çıkalım. Olur mu? Kolay gelsin size. Ellerinize sağlık. Güzel yurdumun çok güzel bir köşesinden Sulak Yurt'tan size merhaba demiştik. Bu kez Sulak Yurt Barajı'ndan hoşça kal diyeceğiz inşallah. Göndere çekilmiş bayrağımızın bu güzel dalgalanmasıyla, birlikten güç doğacağının bilinciyle inşallah hep beraber hem ülke hem dünya olarak güzel günler bizi bekliyor. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta belki de sizinle Hatay 4 yolda buluşacağız. Hoşçakalın.